Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte SAP diye bir oyun konsolu aldım, onu inceleyeceğiz. Önceden açmışlar, yani ben de açtım önceden bataryasını vesaire takmak için. O yüzden çok şey demeyin, şu kameranın ayarlamasını yapıyorum. Tamam. O yüzden lütfen şey kızmayın, hep test falan ettim. Bataryası zaten sönük geldi bana geldiğinde, şişmiş. Yani patlayabilirdi, o yüzden hemen değiştirdim bataryasını. Şimdi gelin birlikte inceleyelim. Konsolumuz ilk önce burada, kutusu. Güzel ses çıkıyor. Buradan açıyoruz. Hemen içinden sapı ben burada sap. İşte böyle açılıyor, kapanıyor. Bunun bir de arkadaşlar, böyle bir televizyon bağlayınca Snow Bros vesaire, Control gibi oyunlarda iki kişi oynamak için güzel bir kendilerine böyle şey yapmışlar, nasıl denir bilmiyorum ama konsol işte. Bakalım kutunun içinde başka neler var. Burada kullanma kılavuzu var, boş verin bunu. Burada evet, televizyona bağlamak için AV kabloları var. Tabii HDMI olsa şaşırırdık. Evet. Şimdi konsolumuza bakalım. İyi bir ses kalitesi var. Kapanıyor. Açabiliyor. Ses buradan çıkıyor bir de. Sese bakın. Evet, duymuşsunuzdur. Şimdi buradan İngilizceyi seçip Start'a basıyoruz. Super Mario var. 400 oyun diyor ama kaç tane oyun var bakalım. Mesela Super Mario'dan ama kopyalamışlar yani. Super Mario'dan 1-2-3 tane falan var. Bakalım 400 oyun mu? Evet, Pinball. Aa, Pac-Man de var. Tamam, güzel. Bakarız onlara. Şimdi ilk önce Mario oynayalım. Bir Mario Bros. Oh, ayağımıza. İşte burada orijinal bir Mario var. Gel bakayım, aldım. Açıldık. Buradan alalım hemen. Onları öldürmeme gerek yok zaten, video için oynuyorum. Aa, bunu ilk defa gördüm herhalde. İlk oynadığımda çok bakmamıştım o boxlara. Yanlış yere vurdum. İşte Mario böyle. Gelin şuradan da reset düğmesi var. Buna basıp en baştan ana menüye gelebiliyoruz. Şimdi ben bir Pac-Man oynamak istiyorum. Buradaydı hemen Pac-Man. Evet. Çok güzel ya. Ben sevdim. Siz de alabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. 222 lira. Tabii benim gibi YouTuberlar, ünlü YouTuberlar şey yaptıkça, reklamını yaptıkça bunlar fiyatları arttırmaya başlıyor. Evet, Pac-Man de böyleydi. Şimdi başka ne oyunlar var? Bir de Çince'ye bakmak istiyorum. Çince'den farklı bir şarkı var. Bu Mario'dur diye umacağım. Evet. Oyunların çevirisini değiştirmiyor aslında. Bir tek ana menü Çince oluyor. O yüzden yani Çince'ye çok takmanız gerekmiyor. Bir bakın. İşte böyle. Aynen. Bence uygun bir konsol. Bakın. Burada AV girişi var. Artık ne diyeceğim. Type-C mi? Ya benim şey böyle. Şarj aletini gösteremem de şimdi. Şey böyle. Type-C gibi bir uçla bunu şarj edebilirsiniz. Burada da kapatıp açma düğmesi var. Şimdi bir de bataryasına bakalım bunun. Yuva burada. Evet, orijinal bir Nokia bataryası. Böyle güzel. Yani oynanır, kullanışlı. Ha bakın. Şu uçtan şarj etme. Şu uçlardan yapılabiliyor. Yani konsolu da bakın, şöyle takıp konsolu böyle bağlayabilirsiniz.
Ben şu an telefona bağlayabileceğim bir yerde olmadığım için Part 2'ye gelin. Hoşça kalın.